Yeniden merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz ve iyi pazarlar diliyorum. Çünkü pazar günleri benim hep video girip, eğer yeni başladıysanız beni takibe, zili açmayı unutmayın. Çünkü her pazar mutlaka bir YouTube videosu paylaşıyorum. Bu hafta yine size oldukça basit parçalardan oluşan, hem spor hem şık böyle gözükebileceğiniz kombinler hazırlayacağım. Ki önümüzdeki haftaya belki kombinlerinizde size de fikir verir, böyle ilham alabilirsiniz falan diye. Bolca kombin göstermeye çalışacağım. Gösterdiğim parçaların birçoğu zaten yeni sezonda var. Olmayanları da yine bulup en azından benzerlerini mutlaka sizinle paylaşacağım. Bu arada eğer yapmış olduğunuz kombinler olursa benden esinlenerek veya aynısı da olabilir. Fotoğraflarınızı da Instagram'da benimle paylaşırsanız onları hikayemde paylaşmaktan mutluluk duyarım. Şuraya da Instagram adresimi bırakıyorum ve hemen kombinlerime başlıyorum. Ve ilk kombinimle karşınızdayım. Böyle gördüğünüz gibi gayet düz, simsiyah bir kombin yaptım. Genelde böyle düz renkler kullanacağım zaman çarpıcı bir etki olsun diye altlarına şöyle yılan derisi, animal print desende, leopar olabilir vesaire, böyle bir parça kullanıyorum. Genelde o yüzden de hem çok boğucu olmuyor, böyle animal printleri yoğun kullanmamış oluyorum. Şöyle düz renkteki parçaların altında da böyle bir çarpıcı bir etkisi oluyor. Şöyle üzerinde vatkalı bir bluzum var, biliyorsunuzdur belki, Frankie denen bir marka var. Bu sezon bu tişörtleri çok moda, tabii ki Zara eksik kalır ve hemen onu taklit etmiş. Şöyle çok güzel bir bluz yapmış. Altında yüksek belli pantolon giydim. Bu da yine Zara'da var. Şöyle bir kemer taktım. Bunda da yine böyle bir leopar deseni gibi böyle kemik. Bunu da H&M'den almıştım. Ve aynı zamanda genelde böyle yüksek belli parçalar belinizi normalden daha ince gösterir. Ve eğer omuzlarınız darsa da böyle üzerinize daha böyle vatkalı parçalar seçerseniz beliniz daha da ince ve üzerinizde şöyle ters bir üçgen etkisi olur. Daha hacimli, daha hoş durur. Şöyle bir ilk kombinim bu. Onun üzerine şöyle üzerine de crop bir siyah kadife ceketle tamamlayacağım. Bu da böyle Zara'nın indirimden almış olduğum çok tatlı bir parça. Genelde böyle biraz da böyle şalvar tarzında bir bol kesim bir pantolon tercih ettiğimde uzun böyle blazerlar kapatınca çok hoş gözükmüyor. O yüzden daha böyle kısa parçalar tercih ederseniz çok daha hoş durduğunu düşünüyorum. İlk kombinim buydu. Oldukça sade ama bir o kadar da aslında şık gösteren böyle bir basic kombin. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Şimdi hemen ikinciye geçiyorum. Ve geldik diğer bir kombine. Bu kombinimde aslında çok fazla bir uğraştığım, çaba sarf ettiğim bir şey yok. Çünkü gömlek o kadar tatlı ve kendini gösteren güzel bir parça ki bunun üzerine sadece şöyle saçıma eşarp takarak, işte aksesuarlar kullanarak, işte küpelerle, kemerle vesaire bunlarla böyle tamamlayabilirim. Çünkü gömlek dediğim gibi baş başına kendini çok güzel gösterdiği için şuradaki pensleri, belinize oturuş şekli, üzerinin hacmi, rengi, dokusu çok çok güzel. Altına da şöyle bir bej renkteki sade bir çizmelerimle tamamladım. Böyle çok fazla kıyafetlere hani böyle işte şunu alayım, onun üzerine bunu tamamlayayım, illaki kombin yapmak böyle bir şey değil. Genelde böyle tek başına da kendini gösteren bir parça bulduğunuz zaman onu da çok güzel değerlendirebilirsiniz. Her şeyle kullanabilirsiniz. Bu gömlek de onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zara'nın yeni sezonunda çok güzel bir gömlek. Bu aynı zamanda bunun beyaz rengi de var. Buna mutlaka bakın. Özellikle bel hatlarınız kalınsa, daha ince göstermek istiyorsanız bu tarzda böyle pensli, belinize oturtulan parçaları tercih edebilirsiniz. Özellikle üst tarafı böyle hacimli, volanlı olduğu için genelde böyle üstünüzü daha üçgen, ters üçgen şeklinde gösterip, daha hacimli gösterip belinizi çok çok ince gösteren bir parça. Dediğim gibi bunun üzerine çok böyle bir şeyler, hani kafa yormaya gerek yok. Zaten başlı başına gösteren bir parça olduğu için uzun süre kullanabilirsiniz ve sizi de görenler gerçekten hani çok hoş giyinmiş falan diye düşünür. Sadece böyle aksesuarlarla zenginleştirebilirsiniz. O yüzden oldukça sade bir parça. Dilerseniz tabii ki üzerine yine böyle hani daha şık gözüksün falan isterseniz şöyle üzerine bir peluş mont da alabilirsiniz. Bunu da Bershka'dan almıştım ama eski sezon maalesef. Şöyle 5 tonlarda bir parçayla da onu tamamlayabilirsiniz. Ve geldik diğer bir kombine. Bu kombinde de yine bir ilk kombinimdeki pantolonla hemen hemen aynı, böyle 5 tonda. Bayağı böyle beyaza yakın bir renk.
Şöyle bir yüksek belli kumaş pantolonlu. Üzerine de bu sefer gri renkte bir krop kazak kullandım. Genelde böyle yüksek bellilerin üzerine krop kazaklar tercih ediyorum. O zaman hem bacak boyu çok daha uzun gözüküyor. O yüzden şöyle bir binici, hatta jokey kombini gibi düşünebilirsiniz. Ben bu sezon gerçekten çok seviyorum bu çizmelerin içerisindeki kumaş pantolonları. Ama bazılarınız biliyorum nefret ediyor ama gerçekten sırf bunu beğendiğim için bu kumaş pantolonlardan bu sezon epey aldım. Şöyle bir kombin yaptım. Kemerim yine aynı kemeri taktım. Şurası kemik böyle hani print olan. Şöyle bir kombinim var. Üzerine de şöyle bir 5 tondaki kabanım alacağım. Bu da H&M'de. Bunu o kadar çok soruyorsunuz ki keşke hani bulabilsem aynısını. Bunu da H&M'in eski sezondan aldığım 5 tondaki kabanımla böyle tamamlamış oldum. Oldukça yazlık çıktım karşınıza. Kız diyeceksiniz ki kış vakti delirmiş bu. Böyle bir kamisol elbise giydim. Saten slip dress de denilen. Şöyle zaten indirim videomda görmüşsünüzdür. İndirimde almıştım. Bunu da şimdi kışın da kullanmak istediğim için üzerine hemen şöyle bir boğazlı kazak geçireceğim. Sadece etek olarak kullanacağım mesela. Altına da şöyle sneakers'ları giyeceğim. Giydim. Şimdi mesela yazlık bir elbiseyi de yaza kadar böyle dolabımda kalsın istemediğim için kışın da değerlendirmek istiyorum. Genelde zaten hep yazlık elbiselerimi böyle oversize, böyle büyük kazaklarla kullanmayı çok seviyorum. Yine siyah düz boğazlı kazağın altına giymiş oldum elbiseyi. Hem de dolabımda kalmamış oldu yaza kadar. Altına da şöyle beyaz renkte bir sneakers tercih ettim. Hani nasıl böyle düğümde siyah giydiğimde animal print desenler tercih ediyorsam genelde böyle koyu renkte zıt bir renk böyle beyaz bir sneakers zaten bayağıdır trend ve daha cool gösteriyor bence. Daha havalı oluyor. O yüzden de şöyle bir şey bir kombin yapabilirsiniz. Yazlık elbiselerinizi değerlendirebilirsiniz. Hatta böyle detaylarla onları böyle hareketlendirebilirsiniz. Saçınıza şöyle şallar, eşarplar bağlayabilirsiniz. Böyle bir görünümde hem çok basit hem de aynı zamanda daha tarz ve daha şık gözüken bir parça oluyor. Bu da diğer bir kombinimdi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendim çocuğum. Ve geldik diğer bir kombine. Bu kombinde kumaş pantolonumu yine kullanmak istedim. Genelde böyle hafta sonu kullanmak isterseniz kumaş pantolonlarınızı bu şekilde böyle sporlaştırabilirsiniz. İçerisine şöyle basic çizgili bir tişört kullanabilirsiniz veya işte düz siyah baskılı vesaire kumaşlar. Yani çok ters böyle ters köşe yaparak böyle bir kombin yapabilirsiniz. Üzerine böyle kısa bir deri ceket alabilirsiniz. Ayakkabı olarak da böyle postalları giyersiniz. Yani almış olduğunuz parçayı mümkün olduğunca çok fazla hani kullanabilin istiyorum. Yani kumaş pantolon veya kumaş etek aldığınız zaman bunu her zaman böyle iş yerinde giymek zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. O yüzden böyle daha sporlaştırarak, daha basic parçalarla tamamlayıp böyle hafta sonunda da çok rahat kullanabilirsiniz. Hatta böyle kumaş pantolonlar hafta sonu giydiğinizde daha böyle şey eşofman giymişsiniz gibi içinde çok çok rahat ediyorsunuz. Şöyle bir kombin yaptım. Kemerimi de daha sade bir şekilde tercih ettim. Böyle bir çizgili, yine böyle animal print esintileri olan bir şalda taktım. Şöyle de postallarım var altında. Bunu da böyle hafta sonu çok rahat kullanabilirsiniz. Ve son kombinimi de oldukça rahat böyle bir kombinle tamamlamak istiyorum. Gerçekten çok basic bir kombin oldu. Böyle ekoseli bir ceket. İçerisinde beyaz tişörtüm ve deri pantolon, deri tayt kullandım ve sneakerslar giydim. Bu tarzda böyle mesela kendinizi çok iyi tanıdığınızda hangi kıyafetlerin içerisinde kendinizi rahat hissettiğiniz kombinleri belirleyin. Mesela ben blazer ceketleri çok sevdiğim için genelde hemen hemen bu tarzda parçaları kullanmaya çalışıyorum. Siz de hani en sevdiğiniz hani nelerle mesela trikolarla mı işte hırkalar mı daha çok seviyorsunuz, blazerlar mı seviyorsunuz veya elbisede mi rahat ediyorsunuz?
Onun üzerine yoğunlaşın ve alışverişlerinizi genelde o tarzdaki parçalardan yana kullanın. Ben böyle sneakerslar ve blazer ceketler benim hayatımın olmazsa olmazları. Genelde de kombinlerimi bunların üzerine yoğunlaştırıyorum. Ve böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım önümüzdeki hafta yapacağınız kombinlerde benim de şöyle ufak bir payım olur sizin kombinlerinizde. Ve mutlaka gerçekten resimlerinizi bekliyorum. Instagram'dan bana DM olarak atarsanız onları böyle hikayemde paylaşmak istiyorum. Çünkü çok çok mutlu oluyorum ve motive oluyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.